Evet arkadaşlar, aşağıda kümesi açtık. Bir önce yukarıda çekmiştik. Şimdi kaldırımın üzerine kurulmuş. Şöyle bir kümes. Asıl sahibi kim şimdi? Kim bakıyor şuraya? Tanıyorum seni abi. Benim abim ismim Muhammed abi. Ağır diyor. İşte bunlar da bizim kuşlar. Bakıyoruz öyle. Mardin. Şu şey ne alaka? Bağdat. Bağdat ne alaka? Bunlar benim. Senin? Ha, sen demiştin benim kuşum var diyor. Aynen. Şu şey arka tepelerde şey Bağdat'ta. Kameraya mı çıkıyorsun? Evet. Sen şu tarafa geçer misin? Şey camdan evden al gel. Sen de bidonla şey bardağı verecek. Ama evden al. Bunlar gel. Hepsi uçuyor mu? Efendim abi? Hepsi uçuyor mu? Burada uçurmuyoruz ya. Yavrunu alıp başka yerde uçuruyoruz. He bak uçurum yeriniz arıyor. Onun için dedim yani burada yer olduğu için sokak falan. Abi. Ya burada ya üretim için. Ay, masayı benim domuzluklarım. Ya bakın. Anladım. Başka yerde uçurum. Şöyle biraz zoomlayayım. Kuşlar güzel maşallah. Orada küçücük kuş bir yavru kuştu. Yumurtadan çatladı. Yumurta çatıcı çıktı. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Yuvalayı nerede olduğunu bilmiyorum. Çekeyim bunu. Yumurtadan çıktığını biliyorum. He, anlat bakayım ne oldu? Yavru anne kuş yumurtlamış. Hı. Yumurtlamış. Sonra da yumurta çatmış, kuş çıkmış. O kadar. O kadar. Güzel. Sevdin mi sen kuşları? Seviyor musun? Evet. Cidemin evinde de kuş var. Ne güzel. Ama daha yumurtlamadılar. Tamam. Uçum yeriniz nerede? Yakın mı? Uçum yerimiz abi... Yakın şu mezarlık parkın orada. Çocuğu ararım. Orada bir kişi dün ben fark ettim sallıyordu poşet sopayla. Orası mı acaba? Tam mezarlığın altında. Aynen abi. He ben dikkat çekiyor ya böyle kuş şey oldu. Baktım bir tanesi uçuruyor Mardin. Orası da bize ait. Ararım çocuğu her derse gideriz. Vallahi iyi olur. Bak kısmet olur. Arkadaşlar bir kümes. Yazık. Fena olmaz arkadaşlar. Olmadı. Buradan oraya gideriz. Orada bir Mardin uçumu çekelim. Şöyle kümesin içini ben bir göstereyim abi. Göster abi. Şurada ben bir önceki videoda göstermiştim dışarıdan. Kilitliydi arkadaşlar. Hatta kümesi daha yumurta tuttuk buraya. Ha. Alo. Burada yumurtada bir tane var. Paletlerimiz var. Kasalardan yine yapılmış arkadaşlar. Güzel temiz bir kümes. Havalandırmalar orada üstte düşünülmüş. Ya kanalın adı Tuncay Tüntaş. Kanalın adı Tuncay Tüntaş. Ha, oradan çıkarabiliriz. İzliyorsa. Abi gelelim mi? Arkadaşlar arıyoruz. Eğer müsaadesi olursa git uçur çekeriz. Kuşlar burada yolda alışık. Biz bir ara yakalamıştık arkadaş bundan. Göndermek için uğraşmıştık bayağı. Tamam. Gel buraya. Maşallah. Yuvalarına dönüyorlar. Son abi ev müsait değilmiş. Tamam sıkıntı değil. Ama birisi yumurtlamayı... Ben oradan çocuğu parka götürünce oradan görünüyor. Hatta çocuk da dedi Tuncay. Baba bak dedi orada kuşçu var. Orada bir yavru var. Evet. Bak orada. Burada böyle hava almasını çıkarıyorsunuz. Aynen öyle çıkartıyoruz abi. Evet. Ver abi nereye çıkartın abi. Sonra içerim abi sağ ol. Şu an... Ona gel. Zabıta falan karışmıyor değil mi? Yok tabii zabıta karışmıyor yani. Şu ana kadar karışmadı da inşallah. İnşallah karışmaz. Bizim orada çatılara bile karışıyorlar da. Ağızları şikayet etmezse. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü kuşkum. Biz uğraştık geçen aylarda bayağı bir şikayet falan olmuştu. Mahalle iyi ya bir yandan. İyi. Sesler çıkıyor. Güzel ama kümes güzel yapmışsınız. Havalandırması falan da güzel. Daha güzel yapacaktık da gece yaptık. Gece. Biraz telaşa geldik. Sıralı baskı yapıyordu pasu. Sen ne zaman yapıyorsun? Ben işte şeyde çalışıyorum, işte şimdi çalışıyorum. Şey buna telefon açıyorum. Yani marka bir ses geliyordu. Tangur tungur, tangur tungur. Milletten şikayet geliyor. Üç tarafa geçin. Baktım ki arkaya kömürtü yapmışlar bile.
Bitirmişler yani, gece kondu kümes. Gece kondu gibi bir şey olmuş. Güzel olmuş ama gayet geniş de güzel. Oraya sıra oturma kızlar. Şuna bakayım. Abi, kamera. Evet abi. Şu yumurtayan olanı çek. Çekeyim. Peki abi. Bakalım. Aa, evet, yumurtanın üstünde yatan bir kuşumuz var. Yumurtayan nerede? Evet, bak çekiyorum ablası. Bak, işte buradan civciv çıkacak. Belki de çıkmıştır şu an. Haberimiz yok. Yok, daha çıkmamış. Daha çıkmadı. 4 günleri var. Bak, şurada bir tane çıkmış orada yavru. Sıcak yut. Sıcak. Evet. Belki de 3 tane çıkar. Yok, 3 tane çıkmaz. 2 tane çıkar. 2 tane mi? Evet. Aa, orada çıkmış bir de. Bir de oradaki çıkmamış. Oradaki çıkmamış. Çıkmış. Ayım. Evet arkadaşlar, arkadaşımıza diyorum ki sen kuşları tanıt. Ben anlamam. Soyunu, sopunu, neler verdiğini. 4-5 senedir ben de onun yavru da çok iyi kaçıyor. 18-19 saatte yapan yavruları var. Maşallah. Şu an aynı kuyruk var ya giden. Evet. O onun torunu. Ha, aynı soydan geliyorlar bunlar. Aynen, babasını ben sattım onu. 500 TL onu. İşte o onun yavrusu. Şu sazlı da arkadaş bana hediye etti. Şu mavi var ön tepe hemen şu ileride. Yem çünkü çekirdek yiyor. Heh, tamam gördüm. O kuş da hani bir abinin kuşudur. Çok iyi kaçıyor o da. O da 8-9 sakla yapıyor. Hani tepletebilirim kuşlarla. Burada sıkıntı olmaz değil mi? Kanka, saçını böyle kıyırdıktan kıyırdıktan. Böyle bir şey teşekkür ederim. Mahmet. Maşallah. Mahmet, işte bu benim kuşlarla bakarsan hava 6 yaşında. Bırak, benim de kendim bilerek yatırdım. Kaybetmemek için. Daha önce kaybettiğim iddiayı sonra buldum. İyi bulmuşsun yine. Valla. İşte bu çanlar var abi. Kanatları var, kasa buldum. Kanat da bir tane. O da iyi. Dur. Şu mevzulü. Var mı kuş orada? Bekle. Al öyle. İşte ha, çıkıyor. Sadece buysa. Arabasını bırakıp giderdi işte. Öyle mi üstü abi? Aynen öyle. Şu Sabrina yapmana bak. Yavruları arasına gel. Sabrina yavruları arasına gel. Şunu. Çık. Bu da oyunu kuş. Sen şimdi eledin kuşlarını. Buradan üretiyorsun. Evet, altlarından güzel yavrular alıyorsun. Abi. Başka yerde uçuruyorsun. Başka yerde uçuruyorsun. Yani burada sadece yavru alıyoruz. Maşallah. Benim hoşuma giden çakmaklar daha böyle nedense benim çocukluk yani kuşlarım. Bu çakmaklar zaten takımdır. Daha hoşuma gidiyor böyle. Bir ayrı bir dikkatimi çekiyor. Yani bu kuşun soyunu bilmiyorum. Kuşu yakaladık. O da oyundu. Şey girmişler, o kuş da kendini kaldıramıyor. Öpeği köye girmişler. Orada da Mustafa abinin kuşları. Bir dakika. Şöyle. Kula. Zoomlayayım. Yani de doğuştan öyle. Annesi işte o şey yukarıdaki. Yukarıda değil mi bak işte. Annesi. Arka tarafının annesi. Sabrini de abi patlattık. Şu korktuk uçuramadık. Gider diye. Gider diye. Hani şimdi elimizde bir onlar kaldı ya. Ha, ama güzel renkleri de falan hoş. Hani. Şu an yumurtamış yok, şükür bir denize bir tatlı. Aman, aman, aman. Şu an yumurtamız bunlar, bakalım öyle. Şimdi bunları buradan götürdüğünüz yavrular orada söküyorsunuz. Evet abi. Söktükten sonra ticaretini yapıyor musun ya zevk amaçlı? Özellikle zevk amaçlı mesela. Baktık kuşuyor, çıkıyor. Biraz uçuruyoruz, zevkimizi alıyoruz, yatırıyoruz. Tekrar onu yavru alıyoruz. Alıyoruz. Evet. Almak isteyen de gelir, anlaşırsak alır. Yani anlaşamazsak. Bazen şey oluyor, hani hoşuna gidiyor, videoyu izliyor arkadaşlar. Eğer öyle bir şey olursa hani çünkü bazı arkadaşlar var, gidiyorum abi diyor, milyon verseler vermem. Bu benim diyor, işte damarım, işte uçururum.
Ya şimdi öyle değil yani. Şu mesela gelişine bakacaksın, nasıl gidiyor, nasıl geliyor. Hepsine bakacaksın abi, ona göre. Yani şu an ben sana burada diyemem şu kuşun böyle yıllardır bende diye. Ya satma. Şey abi, bu işin duayenleri değil. Tamam. Kuşu zaten böyle bir endamını gördün mü adamları diye yani. Kuş iş yapar. Tabii eğitim. Onun eğitimini verdiğin zaman ayırmak gerekiyor işte. Aynen. Marut zaten kuşu biraz zahmet istiyor. Evet, yani zaman istiyor. Emek vereceksin ki karşılığını alsın. Maşallah. Şey, yem olarak ne buğday veriyorum. Yazın buğday veriyorum, kışın karışık. Karışık. Bizimkiler yaz, kış hep karışık veriyorlar. Şimdi yazın biraz karışık, sıkıntı oluyor. İşte bilmiyorum ben. Eğer izlersen videoları, bizim amcaoğlu var, Ali. O mesela kuşlara çok bakıyor. Biz de ona diyoruz hani çoğu kişi buğday veriyor yazın diye. O sürekli karışık yem alıyor. O bir de o... Yani karışık ki böyle en şeyinden karışığından. Buğday yok içinde yani o derecede. Ben çoğu zaman şey veriyorum ya. Karışık bir yandan iyi de bir yandan karışık değil. Kuru ekmek yiyorlar mı sen? En sağlıklısı zaten odur, kuru ekmek. Bizimkiler verdiğini görmedim hiç. Şey, kuru ekmek şey yapıyor, midedeki şey, tüyü alıyor ki yavruya daha iyi. Ha, doğrudur, bunu öğrenmiş olur. Yukarıda şeyi gördüm, yavruyu gördüm. Yavrular yavuzlar iyi yavru bakıyor. Ondan sebepti. İşte orada konuştuk, gösterdi. Yavru, yatta yavuzlar uçuyordu dedi. Bunlar benim yavruya bakanlar. Bakıyorlar ya. Böyle bakıcı olan var. Bizim arkadaş vardı Şükrü. Mesela bizim karşı tarafta besliyordu. O da böyle dükkan altında. Mesela yavuz falan yakaladı, şey yaptığı zaman hemen diyordu. Verin ben onu bakıcı yaparım. Bunlar güzel bakıyor diyor. Ben de biraz şey yapalım. Yani normal şey yok. Var ya. Uçuruyoruz. Ya işte. Ya poşet vardı galiba. Burada bir de şey değil mi? Kedi tehlikesi de var. Ya, şu ana kadar saldırmadı da. Yine de tedbirli olmak lazım. Evet arkadaşlar, ezan okunuyor. Şey yapalım mı? Bir ara verelim. Eğer aklımıza yine bir şeyler gelirse söyleriz. Devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, Muhammed arkadaşımızla şimdi video dışında sohbetimiz oldu. Şimdi burada çok olanak yok. Hani kuşları zaten damızlık. Uçuralım, şey yapalım. Eğer haber gelirse başka bir kümese gideceğiz. Müsait olduğunda hem orada çekeceğiz. Hem de arka planda Fırat arkadaşım var. Görünmek istemiyor. Onun da güzel hem mardinleri var hem şebapları var. Müsait olursa onun da kümesine gideceğiz inşallah. Bir başka video yaparız onunla. Şimdi kapanış yaparken şöyle arkada kuş beslemek isteyen arkadaşlarımla bir mesaj yollayayım. Veya şöyle fırsat bulayım da şu insanların yüzüne bir haykırayım şunu. Yapmayın etmeyin dediğin o tarz bir şeyler var mı? Yok tane kuş beslemek güzel bir şey. Tavsiye ederim. Hani bazı şeylerden uzak tutuyor. Evet. Hani ben şu kuşları beslemeseydim belki daha pis ortamlarda olacaktım. Hani vaktim olursa gidip kuşlarıma bakıyorum. İşimi gücümü bitiriyorum, kuşlarıma bakıyorum. Kuşlar ortamdan uzak duruyoruz. Pislikten uzak duruyoruz. Öyle işte abi. Vaktimizi bunlarla geçiriyoruz. Tavsiye ederim yani beslemeleri. Beslemek isteyen varsa hani bir an önce beslesinler. Kararsız kalanlar için. Aynen öyle, kararsız kalanlar için. Ailesine izin vermiyor. Genelde öyle oluyor. Çünkü dışarıdan böyle kuş besleyen farklı gözle bakıyorlar. Ama ben mesela yıllardır işin içindeyim. Yani çok şükür bu zamana kadar yani ters bir adama, dengesiz bir şey denk gelmedim yani. Ya kimisinin evi var. Ailesi izin vermiyor. Mesela bu ev bana ait değil, ben kiracıyım. Evet. Kendi bildiğim bile de kuş besliyorum. Sağ olsun ev sahipleri de hiçbir şey demiyor, izin veriyorlar. Ev sahibi mesela de kuşçu. Yani. Halden zaten anlıyor. Zaten şurada bir tane ev sahibi vardı. Beni seviyordu yani. Gidiyorduk kuşlara bakıyorduk, şey yapıyorduk. Haberci misin? Biz YouTube kanalıyız. YouTube kanalı kuşlar için. Sen YouTube'a gireceksin. Evet, abin YouTube'a çıkacak. Tuncay Kunkaş yaz çıkar. Abini bir hafta sonra izlersin. Ben de bir hafta. Tamam, bir hafta sonra. Evet, bu... Ay merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Bak sana soruyorum. Utandım. Aa niye? Bu da benim yeğenim. Allah bağışlasın. Sen de kuşçu olacaksın mı? Hep erkekler kuşçu oluyor, biraz da kızlar beslesin. Kuşçu meraklı var, biraz geliyor bakıyor. Maşallah. İyi, o zaman kendini izlersin, tamam mı? İzlersin. Tuncay Tüntaş yaz, zaten çıkar YouTube'a. Anladın değil mi? Ne yazacaksın? Tuncay
Tuntaş. O zaman sen şimdi YouTube'da video izliyorsundur. Video kapanışlarını falan bilirsin. Videonun kapanışını sen yapsan, yapar mısın? Niye? Abone olmayı unutmayın, like atın falan diyorlar ya. Aynen. Bunları söylemez misin? Bak öyle şeyler söyleyebilirsin. Söylemez. Ben sana deyim ki oraya alırsın. Bir beğeni attın. Hani like attın. Siz abone olmayı unutmayın. Öyle o kadar video izliyorsun, hiç öğrenemedin mi onları? Hmm. Ama ben çok YouTube'yim ya, mesela oyun falan. Hmm, sen oyuncusun. Yok, telefonu oynayabiliyor muyum? Peki, o zaman biz şimdi videoyu bitirdik zaten, tamam mı? Sen en sonunda çıkacaksın zaten, görürsün kendini. Amcası mı oluyordun? Yok, ben bunu dayısıyım. He, dayını da izlersin o zaman. Bak, dayım YouTube'a çıktı diye. Aynen. Arkadaşlarına paylaşırsın, çok kişi izlesin videolarımızı, tamam mı? Ben YouTube'da çıktım diye böyle paylaş arkadaşlarına. Laptan orada desteğimiz olur inşallah. İnşallah. Evet. Çok. Şu arkaya git, arkadan gel. Evet, Muhammed kardeşime de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum, sağ olasın. İnşallah gidip diğer arkadaşlarımıza çekeceğiz. İnşallah sorunsuz şekilde, İnşallah. İstediğin şekilde kuş beslersin burada. İnşallah. Yani, beğendim yani, böyle ortamı bulup değerlendirip kuş beslemek güzel bir şey. Aynen. Kuşlarımız da içeri giderken arkadaşlar, ne diyelim, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca yağmur videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.